Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını kutluyoruz. Tüm Türkiye, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir minnet duygusuyla ve büyük bir coşkuyla tek yürek oldu. Bursa'da da kutlamalar renkli etkinliklerle yapıldı. İşte detaylar. Tüm illerde olduğu gibi bugün Bursa'da da Cumhuriyet coşkusu vardı. Ataya sevgi ve saygıyla Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü Heykel Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Selam sana Yeşil Eda! Vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923 şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün bu büyük günün 96. yıl dönümünü gururla, şerefle ve coşkuyla kutluyoruz. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Şanlı ilal, alev alev bayrağım, kızıllıklar da yandı. Folklor ve kılıç kalkan gösterilerinin ardından tören kortej yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüşe binlerce lise öğrencisi, polis ve askerler, sivil toplum kuruluşları, bazı odalar ve vatandaşlar katıldı. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da Bursalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sevgili Bursalılar olarak hepiniz hoş geldiniz. Ebedi Başkomutanımız, Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk, benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir demiştir. Büyük Önderimiz bilhassa kimsesizdir, kimsesidir demiş. Ve bu diye tanımadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılındayız. Bu en büyük ulusumuzun bayramı hepimize kutlu olsun. Mudanya ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında denize açılan tekneler görsel bir şölene imza attı. Mütareke Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaşsa Mudanya Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Türk bayraklarıyla İpar Caddesi üzerinden İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Bayraklarla süslenmiş olan tekneler sahilde yürüyenlere eşlik etti. 29 Ekim kutlamaları İstanbul'da da bir başkaydı. İzleyelim. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda geceden işte bu coşkuyla kutlandı Cumhuriyet Bayramı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan konser alanına binlerce kişi akın etti. Konserlerin coşkuyu doruğa ulaştırdığı şehir tiyatroları sanatçılarının Cumhuriyet Oratoryosu'nun sergilendiği gecede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da sahneye çıktı. Cumhuriyet demokrasiyle güzel. Onun için yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Gündüzde İstanbul'da aynı coşkuyla kutlamalar devam etti. Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni yapıldı. Kalbimizde korku yok. Çelik ten kanadımız. Tayfunlardan yılmayan havada harp okunuyoruz. Kadıköy'de toplanan motosikletliler konvoy halinde yola çıkıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken görüntülendi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri de 96 klasik otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk bayraklarıyla Çok Yaşa Cumhuriyet konvoyu oluşturdu. Geçen sene 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bando dinletileri yapıldı. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, İstanbul Kapalı Çarşı'da da vitrinler Türk bayraklarıyla, Atatürk'ün fotoğraflarıyla ve resimleriyle doluydu. Hem Kapalı Çarşı esnafı hem de çarşıyı gezmeye gelenler duygu dolu anlar yaşadı. Biz zaten direkt İstiklal Marşı ile girdim. O kadar güzellik, tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu çünkü hani insan ister istemez bu toprak, bu ülke, bu vatan bizim. Onun bin misli var kalbimizde. Dolu doluyuz. Harikaların harikası. En güzel bayram. İzmir Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına aynı anda 2000 kişinin oynadığı zeybek gösterisi damga vurdu. Müzik.
İzmir Ödemiş'te 2000 gönüllü Efe, Cumhuriyet'in 96. yılını işte böyle kutladı. Saat 9.30'dan itibaren aynı anda binlerce kişi zeybek oynadı. Günlerdir hazırlıkları süren Ödemiş Belediyesi'nin de destek verdiği dev gösteri için Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 500 metrelik bölümdeki gösteri için kaldırımlar ve balkonlar tribüne dönüştü. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen zeybek gösterisine üzerinde Atatürk'ün portresi ve imzası bulunan tişörtlerle katılan gönüllüler büyük beğeni topladı. İzmir'de 29 Ekim'i canlı heykel gösterisiyle kutlayan bir kişi vardı. Performans sanatçısı hiç ara vermeden 24 saatlik bir gösteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İzmirli performans sanatçısı 26 yaşındaki Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda bir rekor kırmaya çalışıyor. Canlı heykel gösterisiyle farklı figürler sergileyerek şehitleri anan Yunus İşçi, bu çalışmayı tam 24 saat boyunca yapmayı hedefledi. Dünya çapında bir rekor denemesi. 15 saat dünyada yapılan bir heykelin maksimum süresidir. Şu anda Yunus İşçi arkadaşım kendi rekorunu 18,5 saat olarak zaten kırdı. 29 Ekim nedeniyle böyle bir şey yapıyor. Ve aslına bakarsanız bir insanın sadece yarım saat aç susuz bir şekilde ayakta beklemesi bile imkansız bir şey. Ama kendisi günlerdir bir meditasyon halinde. Bunu içselleştirmeden de zaten hissetmeden yapabilmeniz mümkün değil. İzmirliler de yoğun ilgi gösterdi. Çok duygulandım böyle. Ne bileyim hani ben onu gerçekten heykel zannettim ama görünce çok şok oldum. Canlı heykel gösterisi 24 saatinde olmasıyla yani tam saat 19'da sona erecek. Erzurum'da ise kar yağışı altında Cumhuriyet tırmanışı etkinliği yapıldı. Kar yağışı altında kentin zirvesinde açtılar dev Türk bayrağını. Tipi altında İstiklal Marşı'nı okudular. Görüntüler Erzurum'un Palandöken Dağı'ndan. Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan 300 kişilik grup, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanı Alaaddin Karaca önderliğinde 3176 metredeki zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi. Güneşli bir havada tek sıra halinde zirveye yürüyen grup kar yağışı altında yürüyüşünü sürdürdü. Cumhuriyet'in önemli şehirlerinden Erzurum ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehrin şu anda zirvesindeyiz. Tabi bu gururu yaşıyoruz, iki gururu, hem Erzurumlu olmak anlamında hem Cumhuriyet'in kutlaması. Zirvede ani bastıran tipi de dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudular. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerler için de selam verip marşlar söyleyerek inişe geçtiler. Özel dokusuyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da da sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı. Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayraklarıyla havalandı. Balon turuna katılan yerli ve yabancı turistler Kapadokya semalarında bu eşsiz görüntünün bir parçası oldu. Bursa'da 4 yıldır cinsel istismar suçundan aranan zanlı İnegöl'deki bir bağ evinde yakalandı. 4 yıldır cinsel istismar suçundan aranıyordu. Bursa'yı Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl'ün Yeniceköy mahallesindeki bağ evinde yakalandı. Çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa'da IŞİD'e yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yaptı. 12'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüpheliler sınır dışı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Diğer 14 şüphelinin işlemleri ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Bursa'da bir motosikletliyle otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtulmuştu ama çıkan kavgada hastanelik oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ömer Feker'in kullandığı motosiklet U dönüşü yapan otomobille işte böyle çarpıştı.
Yere düşen motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı ancak otomobilinden inen sürücüyle arasında çıkan tartışmanın ardından otomobil sürücüsü tarafından darp edilerek yaralandı. Otomobil sürücüsü daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Ömer Feker ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir emekli öğretmen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bursa-İstanbul Karayolu'nda karşıya geçmek isteyen emekli öğretmen Halil İbrahim Orakçı bir kamyonun altında kaldı, ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'da 2 yıl önce pazardan aldığı mandalinayı beğenmeyerek tartıştığı iki pazarcıyı silahla yaralayan emekli polis memuru tahliye edildi. Bursa'da 2017 yılında pazarda aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli polis memuru tartıştığı pazarcılar Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu vurmuş, ardından tutuklanmıştı. Hakkında adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan müebbet, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen emekli polis memurunun yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayarak beni dövmeye kalktılar, sopayla vurmaya başladılar, kendimi korumak için silahımı çıkartmıştım, pişmanım, özür diliyorum dedi. Mahkeme heyeti duruşmada silahla yaralanan Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Bursa'da bir evde yangın çıktı. Evde kiracı olarak kalan kişi yaralandı. Ev sahibi ise kiracısının yangını kasten çıkardığını iddia etti. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlaraltı mahallesinde bir evde yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken evde uykuda olan ve yaralanan kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaralanan 29 yaşındaki kişiyi hastaneye kaldırdı. Komşusunun kendisini araması üzerine olay yerine gelen 55 yaşındaki ev sahibi ise yaralı kiracısının yanına giderek evi bilerek yaktığını iddia etti. Yakınlarıyla birlikte sabotaj olduğunu iddia ettiler. Ev sahibi kadının daha önce kiracısına evden çıkmasını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen bir kadın, sevdiği kadını kaçırmak isterken kendilerine engel olmaya çalışan bir kişiyi silahla vurdu. Konya'nın Emirgazi ilçesinde cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Özlem K. sevdiği kızı evinden kaçırdı. Kızlarının kaçırılması üzerine araştırma başlatan aile Özlem K. ve kızlarının Beyşehir'de olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ikilinin yanına giderek kızlarını eve dönmeye ikna ettiler. Ardından da jandarmaya gidip Özlem K. hakkında şikayetçi oldular. Tüm bunların ardından Özlem K. yine durmadı ve dün öğle saatlerinde Emirgazi'ye gidip sevdiği kızı yeniden kaçırmak istedi. Aile engel olmaya çalışınca da yanında getirdiği babasına ait ruhsatsız tabanca ile çıkan arbede sırasında kızın amcaoğlunu iki el ateş ederek vurdu. Yaralı Şenol K. ambulansla hastaneye kaldırılırken arbede de dayak yiyen Özlem K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İnternette gezinirken gördüğü bir sahte banka reklamına tıkladı. Hesabındaki 18 bin lira dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Mersin'deki 5 dolandırıcı kısa sürede yakalandı. Mersin'de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi 2670 dolarla 5000 lira dolandırıldı. Paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmınınsa Mersin'deki ATM'lerden nakit çekildiğini, kalan paranınsa çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi. Polisteki ifadesinde internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen H.Ş. daha sonra şifremle girmek istedim. Bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı. Sonra hesabımdaki ihtiyaç kredisinin çekildiğini öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım dedi. Polisin titiz çalışması sonucunda phishing denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şüpheli gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Samsun'da feci bir kaza yaşandı. Cep telefonuyla konuştuğu için para cezası kesilen sürücünün kullandığı otomobil yaklaşık 30 kilometre sonra menfeze yuvarlandı. Kazada anne ve babaanne hayatını kaybederken yaralanan baba ve oğuldan babanın durumu kritik.
Trafik cezasından yarım saat sonra devrilen araçtan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle ceza yazıldığı öğrenilen Hüseyin Berber'in kullandığı otomobil bir süre sonra menfeze uçtu. Kazada sürücünün anne ve babaannesi hayatını kaybederken kendisiyle birlikte babası da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Mehmet Berber'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. 13 yaşındaki Sıla'nın 35 günlük yaşam mücadelesi son buldu. Küçük kızı ölüme götürense köpek korkusu oldu. Akıllara durgunluk veren bir olay 13 yaşındaki Sıla'nın sonunu hazırladı. Aksaray'da kuzeniyle apartman önünde oynarlarken sokaktan geçen başıboş köpeği gördü Sıla. Korkup apartmana koştu. Bu sırada dengesini kaybederek düştü ve merdivenin demir korkuluklarına başını vurdu. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sıla, buradaki tedavisinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşam mücadelesi 35 gün sürdü. Ailesi tarafından hastaneden cenazesi alınan Sıla Sevinç, Ervah Kabristanlığı'na defnedildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Sürücülerden biri yaralandı. Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi Eski Ankara Caddesi ile Gazi Magosa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kenan Çay İdaresi'ndeki otomobille Ömer Faruk Bey yönetimindeki otomobil iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda sürücülerden Kenan Çay yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Aksaray'da çaldığı motosikletle gezen 18 yaşındaki hırsız bekçiler tarafından yakalandı. Aksaray'da Kamil Cerrah'a ait park halindeki motosiklet 24 Eylül günü çalınmış. Şahsın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis motosikleti çalan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirlemişti. Şahsın yakalanması için çalışma sürerken mahallede görevli bekçiler dün devriye görevi yaptığı sırada bir kişinin çalınan motosikletle gezdiğini fark edip durdurdu. Motosikleti kullanan kişinin Ahmet Y. olduğu belirlendi. Motosiklet sahibine teslim edilirken Ahmet Y. bugün adliyeye sevk edildi. Bursa'da kaldırım işgalinin önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Yapılan denetimlerde Osman Gazi ilçesinde yürütülen sıfır kaldırım çalışmasının uygulandığı görüldü. Osman Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bütün sokak ve caddelerdeki kaldırımlara iş yerlerince malzeme, tezgah ya da ürün bırakılmaması için seferber oldu. Sıfır kaldırım işgalini sağlamak adına zabıta ekipleri ilçe genelinde yaptığı denetimleri sıklaştırdı. Esnaf ilk sözlü olarak uyarılıyor, ihtarlara uymayan esnafa ise cezai müeyyide uygulanıyor. Denetimler neticesinde esnafların büyük çoğunluğunun kaldırımlarda bulunan ürün, malzeme ve eşyalarını dükkanlarının içine aldığı gözlerden kaçmadı. Yani bunu yerel marketler falan işte yine kurumsal marketler daha çok ön plana çıkarıyorlar. Kaldırımı daha çok işgal ediyorlar. Herkes kendi kaldırımına riayet ederse yani esnaf olarak arkadaşlar işte kaldırımları işgal etmezse insanlar da vatandaşlar da rahat rahat yürüyebilirse bir sıkıntı bir problem olmaz. Bölge üstlenme olarak memurlarımızın her zaman arkasındayız. Yani işgaliye sonuçta yani yer olmadığı zaman rahat müşterilerimiz de rahat gelip gidiyor yani. Hani abartılmayacak şekilde olduğu zaman bir sıkıntı olmuyor yani. Çocuklar, aileler bebek arabalarıyla falan daha rahat geçiyor. Hatay'da köpük paniği yaşandı. Caddeyi bir anda saran, vatandaşı korku ve paniğe sevk eden köpüğün sebebi bakın ne çıktı. Köpükler bir anda caddeyi sardı. Kimyasal sanılan köpük panik yaşattı. Vatandaşlar köpükler nedeniyle tedirgin olduğu maddenin caddeleri sarması üzerine itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu mahallesinde meydana gelen olayın sebebi kısa sürede anlaşıldı. Sondaj çalışması sırasında kullanılan malzemenin köpürdüğü ortaya çıktı. Şimdi bizim bu bölgede Hatsu'nun su arama çalışması var. Su ararken kayalardan su çıkarmak için kullandığı sondaj köpüğü dediğimiz bir madde var. Burada kayayı kırdığı zaman kayadan çıkan küçük kanıtları yukarı çıkarmak için bu köpüğü kullanıyorlar. Ha, bu köpüğün kullandığı zamanlarda sıkça da bu durumlara karşılaşılıyor. Ama ilk kere böyle yoğun trafiğin olduğu, ilk kere yerleşim alanı içerisinde böyle bir durumla karşılaşılıyor. Bunun bu maddenin, sondaj köpüğü dediğimiz maddenin cilde herhangi bir zararı olan bir madde değil. Kendiliğinden giden uçucu bir madde. Ekipler tarafından kısa sürede temizlenen köpüklerin ardından caddeler tekrar kullanıma açıldı.
Irak Kerbela şiddetin hakim olduğu bir gece geçirdi. Yolsuzluğa karşı yapılan gösteride güvenlik güçleri eylemcilere ateş açtı. Yerel kaynaklar en az 20 ölü, 800'den fazla yaralı var derken Kerbela polisi ise olaylarda kimsenin ölmediğini iddia etti. Irak'ta yolsuzluğa karşı başlayan protestolar kapsamında Kerbela kentinde gece sokağa çıkma yasağı düzenlendi. Halk yasağa uymadı, protestolar için sokaklarda yerini aldı. Güvenlik güçleri ise bu kez göstericilere gerçek mermilerle ateş açtı. En az 20 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Ancak Kerbela Polis Komutanlığı'ndansa yalanlama geldi. Ne güvenlik güçleri ne de göstericilerden kimsenin ölmediği, kentte sadece bir kişinin cinayet sonucu gösteri bölgesinden uzak bir yerde hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üyesi Ali Bayatlı ise, sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerden gelen bilgilere göre dünkü olaylarda 18 kişinin öldüğünü ve 800'den fazla kişinin de yaralandığını iddia etti. Kıbrıs'ta bir eğitim uçağı düştü. İçindeki iki pilot yaşamını yitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havaalanı pist yakınlarına düşen eğitim uçağında bulunan iki kişi öldü. Kazada hayatını kaybedenlerin deneyimli pilotlar Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı. Fırtına köprü üstündeki tırı yan yatırdı. Tırı nehre düşmekten köprü bariyerleri kurtardı. İşte Rusya'daki o korku dolu anlar. Olay Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Zelenodolski kentinde yaşandı. Volga Nehri üzerindeki köprüde şiddetli fırtına nedeniyle bazı araçlar köprü kenarına park ederken bir tır sürücüsü de aynı şekilde tırı park ederken fırtınanın şiddetini arttırmasıyla birbirine bağlı kasalardan biri yan yattı. Köprünün kenarındaki bariyerler ise kasanın tamamen yatmasını önlemenin dışında tırın nehir sularına düşmesinin de önüne geçti. Rusya'nın birçok noktasında fırtına nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken Tataristan'da 38 bölgenin elektrikleri kesildi. Tüm sürücüler kış lastiklerine geçmesi konusunda uyarılırken önümüzdeki haftadan itibaren Rusya'nın birçok noktasında yoğun kar yağışı beklendiği açıklandı. Rusya'daki soyguncu henüz 14 yaşında olunca kimse tarafından kale alınmadı. Market soygunu kazasız sona erdi. Ancak görüntüler hayli ilginç. Burası Rusya. İçerideki soygun 14 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildi. Ancak çocuğun elinde bir silah da vardı. İçeri girdi, silahı havaya kaldırdı. O sırada raf dizen görevli sadece kafasını çevirdi. Hiç yeltenmedi. Bir diğeri sadece cep telefonu çıkarıp o anları kaydetti. Rusya polisi 14 yaşındaki soyguncuyu buldu ve gözaltına aldı. Bu rahat tavırlı market çalışanlarına ise zam yapıldı. Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde koruma altındaki çınar ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. 25 metrelik çınar tam 549 yaşında. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor çınarın altı. Halkı olarak vatandaşlarımız elinden gelen korumayı yapmaktadır. Burası yaz aylarının sıcaklarında bilhassa Kızılören'in ihtiyarları için serinleme alanı, camimizin avlusundaki muhabbetlerini artırma alanı olarak da kullanılmaktadır. Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi Ulu Cami bahçesindeki 6,30 metre çapında gövdeye, yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip çınar ağacı tam 549 yaşında. 95 yılında ise müze müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış. Sembol olan çınar ağacımızın 1995 yılında müze müdürlüğünde koruma altına alındığı tespit edilmiştir. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'ne verilen talimatla yaş tespiti çalışması sonucunda çınar ağacımızın yaşının 549 yıl yaşında olduğu tespit edilmiştir. Sembol olan ağacın altında huzur bulduğumu, yani ağacın altında yaz günlerinde serinlediğimizi, ilçemizin güzel insanları burada zamanını geçiriyor, hoş sohbetler ediyor. Yani kendisi camimize vermiş olduğu ağacın bir görüntüsü var. Yani bir doğa harikası. Bu haberle bültenin sonuna geldik efendim. WhatsApp hattımız 0533 953 2505. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.